Merhabalar değerli dostlar. Evet, TÜİK ile alakalı tartışmalar zirve yaptı. İstatistik Enstitümüz, kurumumuz öyle rakamlar açıkladı ki tartışma büyüdü. Bu büyüyen tartışmanın neticesinde bazı köşe yazarları ve ekonomistler bu rakamların nasıl açıklandığına dair bazı varsayımlar öne sürdüler. Bunu niye yaptılar? En azından TÜİK harekete geçsin, hayır kardeşim öyle değil, bu iş böyle yapılıyor diye bir en azından anlaşılabilir bir format sunsun Türk vatandaşlarına diye. Fakat öyle yapmadılar. Meselenin başına dönersek, saygıdeğer Alaaddin Aktaş Nasıl Bir Ekonomi gazetesindeki köşesinde demiş ki 2022 yılında son kez açıklanan listeyi aldım. Sonra TÜİK'in bu zamana kadar açıkladığı artış oranları ya endeksledim. Sonuç şöyle çıktı. Hazır mısınız? Doktor muayenesi 2024 Haziran 34 lira. Kira 6000 lira. Yurt ücreti 457 lira. Zeytinyağı 113 lira. Kuru soğan 7 lira. Yumurta 2.47 lira. Böyle olmadığını biliyoruz. Şimdi dolayısıyla TÜİK şöyle de bir açıklama yapıyor. Efendim işte kamuoyunun kafası karışır. O yüzden ben de yanlış anlamalara yol açmamak için bu kalemlerdeki fiyatları yazmıyorum diye. Şimdi Nisan 2022'den beri aslında hareketten çalıyor. Ne demek o? Yani aslında yapması gerekeni yapmıyor. Efendim işte bir gün fazla sürermiş de vesaire diye. Şimdi bu konuda bir mahkeme kararı da var. Fakat bu mahkeme kararına karşı da kendisini mahkemeye verenleri de savcılığa vermiş. Onu da kanıt olarak sunuyor. Diyor ki savcılık da böyle karar verdi vesaire de. Yani anladığım kadarıyla şimdi döviz kurları, ondan sonra uygulanan program, faiz politikası vesaire, bunlarla alakalı sonuçların tatmin edici olmaması sebebiyle ekonomi yönetimi bu işin önünü alabilmek için enflasyonda başarı varmış gibi göstermeye çalışıyor. Bu iyi bir şey değil. Onun bir kere altını çizeyim. TÜFE'nin şöyle eğip bükülmesinin sebebi ne olabilir deyince aklıma şunlar geliyor. Bir, döviz kurlarına baskı uyguluyor ya ekonomi yönetimi. Bak gördünüz mü işte ben baskıda tutuyorum, o yüzden enflasyon düşüyor demek istiyor olabilir. İkincisi, program çalışıyor kelimesinin arkasını doldurmaya, suni şekilde doldurmak istiyor olabilir. Ücret ve maaş zamlarını düşük tutmak ya da hiç yapmamak için böyle bir şey yapıyor olabilirler. Veya ekonomi yönetimindeki arkadaşlar itibarlarını korumak için bunu yapıyor olabilir. Şimdi hangi sebep olursa olsun fark etmez, verilerle oynamak doğru sonuç vermez. Yani bunlar 2018'den beri uygulanıyor ve bizi zora sokuyor. Yanlış üstüne yanlış yaptırıyor. Daha da kötüsü, hayat pahalılığı ile TÜFE arasındaki makas açılıyor. Talep ve arz davranışlarındaki bozulma büyüyor. Yani siz istediğiniz kadar enflasyon düşük deyin. Yani 3-0 yeniksiniz ama skor tabelasına 4-3 ilerideymiş gibi yazıyorsunuz. Yani ama ortada seyrediyor insanlar, görüyor. Şimdi dolayısıyla insanlar bir kere TÜİK'in açıkladığı rakama göre değil, marketin fiyat etiketine göre yaşıyor. Dolayısıyla güven erozyonunu arttırıyorsunuz. Bundan haberiniz var mı? Şimdi bunun önüne geçme fırsatı var. Ama ben inanıyorum ki bu da yapılmayacak. Çünkü Temmuz ve Ağustos'ta TÜİK benzer bir çaba içine girecek. Neden bunu yapacak? Çünkü 20 puanlık matematiksel düşüş, baz etkisiyle düşüş haricinde ekonomi yönetiminin elinde hiçbir şey yok. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Enflasyon rakamlarını ondan sonra budamak lazım. Ve bunu da yapıyorlar. Anladığım kadarıyla hedef de şöyle. Sanıyorum Ağustos verisi Eylül'de çıkacak ve enflasyon hakikaten söylendiği gibi Eylül ayının başında işte 50'nin altına düşeceğinden dolayı bir faiz indirimi hareketlenmesi olacak. Sonra ardından bir faiz indirimi daha olacak vesaire vesaire. Ben şimdi bunları niye anlatıyorum? Ben size söyleyeyim. Şimdi ben oradaki arkadaşları aşağı yukarı tanıyorum. Kafalarındaki fikri de biliyorum. Az önce Nasıl Bir Ekonominin televizyon kanalına da bunu anlattım. Şimdi
Bu ülke 1923 yılında kuruldu ve yani 100 yıldır çok şükür devam ediyor. Daha yüzlerce yılda devam edecek. Kimler geldi, kimler geçti. Herkes o koltuklara oturdu. Sonra da kalktı. Kalkmasını bilmeyenler başka türlü kalktı. Ama sonunda ekonomi yönetimine birçok isim geldi. Çok parlak isim geldi. Bugün hayırla yad ettiğimiz muazzam isimler de geldi. Ondan sonra kimisi yaşıyor, kimisi aramızdan ayrıldı ama hayırla yad ediyoruz. Ama yeri doldurulmayacak kimse de yok gördüğünüz gibi. Yani iyi insanlar vardı, keşke o kalitede olsa diyoruz ama birisi kalktığı zaman arkadaşlar o koltuğa başkaları oturuyor. O yüzden kendilerini hani bulunmaz Hint kumaşı gibi düşünüyorlarsa veya nasıl diyeyim ondan sonra harika insanlar olarak düşünüyorlarsa ben onları bilemem. Ama söylediğim bir tek şey var. Yani oralara birileri oturuyor, kimse bulunmaz Hint kumaşı değil, kendilerine çok büyük üstün falan filan hani görmesinler, onun da altını çizmek istiyorum. Ama işte şey var, yani o koltukta oturabilmek için hani haklı çıkmış gibi gözükmek, enflasyon rakamları bulamak falan filan ayıp şeyler bunlar. Bunların yapılmaması lazım. Yani yapıyorlar demiyorum ama eğer yapıyorlarsa yanlış bir şey. Bunu da söyleyeyim. Şimdi şöyle diyeyim. Yabancı yatırımcıların da tuhaf açıklamaları oluyor. Bunu da izliyorum. Mesela Mehmet Şimşek yönetimine çok büyük destek veriyorlar. Mesela cümle şu. Beklenenden daha düşük gelen TÜFE verisi olumlu algılandı. Ya kardeşim siz kendinize göre konuşuyorsunuz. Vatandaş enflasyon verisini görünce sinirleniyor. Diyor ki bu böyle değil diyor. Ulaştırmadan tut da diyor ki işte doktor muayene fiyatına kadar yanlış hesaplıyorlar diyor. Ama siz yatırım yapıyorsunuz, para kazanıyorsunuz, carry trade yapıyorsunuz, döviz cinsinden gelirlerinizi katlıyorsunuz diye mutlusunuz. İkincisi diyor ki emekli ve asgari ücretliye zam yapılmayacağına dair olumlu beklenti. Düşünsenize ya, kimsenin vatandaşı düşündüğü yok. Yani zam olmayacak, oh ne güzel diyor. Çünkü zam olursa efendim bütçeye yük oluyormuş da işte Türkiye'nin parametreleri bozuluyormuş da arkadaşlar kazançlarından olacaklarmış da. Yani açıkçası Türk halkı için, hiçbirimiz için işler iyi gitmiyor ama yabancı yatırımcının carry trade iştahı kapanmasın diye neler yapıyoruz neler yapıyoruz. Üzmeyelim aman onları üzmeyelim falan filan diye. Şimdi iş dünyası ve işçi temsilcilerinden başlamak üzere birçok kişi ekonomi yönetiminde çok sert eleştiriler yapmaya başladı. Ben yine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a serzenişte bulunan iş dünyasına gülüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı şöyle dese haklı. Ya siz istediniz, siz kulis yaptınız, siz alkışladınız, siz korudunuz, şimdi de siz istemiyorsunuz. Yani enteresan yani iş dünyasının ekonomi konusunda toplum yararına bir omurgalı duruş sergilediğini bugüne kadar hiç göremedim maalesef. Ya o da bir tuhaf yani. Ya alkış tutuluyordu. Ben aylar evvel çok iyi hatırlıyorum. Konferanslara vesairelere gidiyordum işte iş dünyasının. Ondan sonra genç temsilcileriyle de oturuyordu. Aa biz çok beğeniyoruz falan. Allah Allah dedim yani. Nesini beğeniyorsunuz? Daha ortada bir icraat yok. Aa öyle deme onlar çok kaliteli insanlar. Niye? İşte şuradan mezun olmuşlar falan. Allah Allah ya işte denememişsiniz kimseyi. İşte iş dünyasınız işte şeyleri bunlar. Dedim basma kalıp standart yaklaşımları. Ondan sonra enteresan. Bu arada beni dinleyen bürokratlar varsa yani parlak yerlerden mezun olmuş. Sakın kanmayın bunlara. Siz onlardan daha iyi eğitimlisiniz ama sizi işe alsalar var size eziyet ediyorlar haberiniz olsun yani tamam mı? O yüzden iş dünyasının %80'i kendisinden daha eğitimli profesyonelleri ondan sonra işe alıp onları iş öğretmeye çalışan tarzda haberiniz olsun yani. Dolayısıyla böyle olunca sonuçta böyle oluyor yani yapacak hiçbir şey yok. O yüzden şimdi alkış tutarlar. O yüzden hep şunu diyorum. Kuru kalabalıkların alkışları yerine mantıklı insanların eleştirilerini dinlese kritik karar alıcılar buralara gelmezdik biz. Ama işte alkışlanmayı çok seviyorlar. Çok istiyorlar. Ondan sonra işte toplum içerisinde işte ben bir şeyim, işte şuradayım, şurayı tutuyorum ben, şu koltukta oturuyorum diyorlar ama o koltukta oturma önemli değil. Sen yaptığın işle anılacaksın. Şu ana kadar hani iyi bir şekilde anılacak bir icraat ortaya konmadı. Kimse kusura bakmasın. Dolayısıyla bundan sonra ekonomi yöneticimdeki arkadaşlara hayırla yad edilecek güzel işleri yapmaları için ben umutluyum diyorum. Hani niyaz ediyorum Yüce Yaradan'dan. İnşallah yaparlar.
Ama zannediyorum ki onlar da bu şeyin içine girdiler. Fasit dairenin içine girdiler, dönüyorlar. Ondan sonra gün dolduruyorlar gibi geliyor bana. Çünkü ortada hakikaten ahım bir şey olmadığı gibi ekonomiye çok kötü yan tesirler oluşturacak adımlar da atılıyor. Fakat bunu görmüyorlar. Ha bir de NATO zirvesi var. Hani tam böyle istim üstüne geldi. Şu an Sayın Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet orada oldukça zorlu bir gündemde. İşte Gürcistan meselesi var. Ukrayna meselesi var. Onların üyelikleri. Bir de Hamas meselesi var. Şunu da soruyorsunuz acaba NATO ile Rusya arasında gerginlik çıksa Türkiye tavrını nereden koyacak diye. Nereden koyacak? Batı'dan koyacak. Buna mecbur. Ondan sonra önümüzdeki 5-6 ayın hiç sakin geçmeyeceğini bu şekilde anlamış olduk. Efendim hepinize kolay gelsin diyorum. Ve devlet için, toplum için karar alan insanlara şunu hatırlatıyorum. Sizin şahsi itibarınız toplumun itibarından, milletin itibarından, devletin itibarından önemli değil. Ben bunları niye söylüyorum biliyor musunuz? Mesela aklımda var. Yani zorla faizleri 40'a indirme hevesiniz var. Onu görüyorum. Yani Aralık'ta bu politika faizleri 40'a inecek. Yapacaksınız bunu. Ben yapmayasınız diye önceden söylüyorum. Yani beni haksız çıkarmanız için size doğruyu yaptıracak bir baskı uyguluyorum. Yani dolayısıyla siz diyeceksiniz ki Emre Hoca söyledi ama biz onun dediğini yapmadık. Bak doğrusunu yaptık diye. Biz de onu istiyoruz zaten. Tamam, niye bunu istiyoruz? Anlattım işte. Benim haksız çıkmam hiç önemli değil. Ben toplumun menfaatini korumaya çalışıyorum. Enflasyonun bu oranda olmadığını biliyorum. Dolayısıyla olmayan, var olmayan oranlara göre politika faizini belirlemenizin önüne geçiyorum. Tamam mı? O yüzden yapıyorum bunu. Siz şahsi itibarınızı korumak için enflasyon rakamının bu şekilde çıkmasını kabul ediyorsunuz. Ben ise şahsi itibarımı koruma amacında olmayıp size diyorum ki iki tane faiz indireceksiniz 500'er puanlık ya da ondan sonra seri halinde 250 bas puanlık indirimler ve %40'a geçeceğiz biz Aralık'ta. Yani 2025'e biz %40'la başlayacağız. Sizin aklınızdaki hedef bu. Dolayısıyla ben bunu şimdiden söylüyorum ki bu yanlışı yapmayın. Beni de haksız çıkarın diye. İnşallah anlaşılmıştır demek istedi. Yani benim şahsi itibarım toplumun, vatanın, milletin itibarı yanında bir hiç. Tamam mı? O yüzden onu ben feda edebilirim. Size demiyorsunuz. Hoşçakalın efendim.